Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı başlıyor. TV'den herkese merhabalar. Nil Sezer ile Hayatın Trafiği programındasınız. Bugün konumuz Mersin ve stüdyo canlı yayın konuğumuz Meryat. Uzun adıyla Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği Başkanı, İş İnsanı Sayın Coşkun Doğmuş. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Kastamonu'lusunuz. Evet. Ben biraz dersime çalıştım. Şimdi evet. Eksiğim varsa siz tamamlayın lütfen. Yaklaşık 30 yıldır Mersin'de lojistik, madencilik ve endüstriyel atık sektöründe hizmet veren bir şirketi yönetiyorsunuz. Şirketlerimiz var. Evet. 2012-2014 yılları arasında Mersin Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanlığı yaptınız. Evet. Belki de. Kasiyat Mersin temsilciliği göreviniz var. Ve son 3 yıl oldu sanırım. Yanlış. 3. yıl. 3. yıl. Kentin iş dünyası için en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan Meryat'ın başkanlığı görevini devam ettiriyorsunuz. Unuttuğum şey var mıdır? Yok, teşekkür ederim. Ve hepsinden önemlisi sıkı bir Mersin sevdalısınız. Doğru. Doğru. Bunu yaptığınız bütün açıklamalarda, projelerde görüyoruz. Evet, bugün Mersin'i konuşacağız zaten. Evet. Mersin ekonomisi deyince tarım, ticaret, sanayi, üniversite ve iç turizmin harmanlandığı aslında çok odaklı bir ekonomi Mersin ekonomisi. Genel evet. anlamda baktığımızda böyle. Ve yine Mersin coğrafyası kendisine ne verirseniz, ne sunarsanız misliyle size veren çok bereketli bir, çok kadim bir toprak coğrafya. Ama Mersin'in bitmeyen projeleri var. Her zaman böyle her seçim dönemi ısıtılıp önümüze gelen, bir türlü neticelendirilemeyen. Sizce Mersin'in bitmeyen bu projeleri neden bitmiyor, neden yol alamıyoruz? Şimdi ben öncelikle tüm seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum ve sağlıklar diliyorum. Aslında Mersin'in projelerinin şu son 5 yıllık süre içinde hepsinin başladığını söyleyebiliriz. Büyük çoğunluğu başladı. Ama ondan önceki dönem hem ben bir vaatler dönemi, projelerde de yapılacak şeylerde olarak adlediyorum. Çünkü Mersin'in en başlı projelerinden birisi ve en önemlisi havaalanıydı. Evet. İnşallah havaalanı önümüzdeki sene açılacak. 2013'te başladı değil mi proje? Aslında 2000 değil, 1996'lardan beri. 96 yılında Mersin'de ben Anavatan Partisi'nin bir başkan yardımcısıydım. O dönemde de konuşuyorduk. Hı hı. Bu havaalanı projesini, daha turizm bölgesini, Antalya yolunu hep konuştuk. Mersin'in 3 bakanı olduğu dönemlerde de konuştuk. Aslında AK Parti'nin de ilk son 5 yıl döneme kadar olan dönemde de hep konuştuk. Ama son dönemde bu projelerin hepsi birçoğu artık bitme aşamasına geldi. Bunlardan en önemlisini ben havaalanı olarak görüyorum. Çünkü havaalanı projesi Mersin'de üretilen her şeyin lojistik yönü olacak bir de havaalanının. Her şeyin en seri şekilde pazara ulaştırılmasını sağlayacak bir yatırım. Biz Meryat olarak aslında bu havaalanının üst yapısının yapılmasına da talip olmak için çalışmalar yaptık. Hı hı. Çünkü üst yapı yatırımı 100 milyon dolarlık bir yatırımdı ve Mersin bunu bir araya gelip yapabilirdi diye düşünüyorum. Evet. Fakat bu konuda başarı sağlayamadık ne dedik ki ya. Çünkü biz Meryat olarak hakikaten elimizi taşın altına koyarak bunun
belli bir kısmını karşılamayı da taahhüt ettik üst yapının. Şimdi üst yapı çalışmaları için daha sonra yapılan ihalede şu an alan arkadaşımız başladı ve önümüzdeki yıl inşallah bu zamanlar havaalanına açılmış göreceğiz. Siz biraz önce başladınız, verdiğiniz başlıklar turizm. Eğer siz havaalanınız yoksa turizm operatörlerinin listesinde de siz yoksunuz bir yerde. Onun için gittiğiniz yerlerde karşınıza çıkıyor. Evet. Eğer kartı seferlerini Mersin'e çekebilirsek turizm de başlayacak. Şöyle bir şey var mesela buradan ya Mersin'deki limon veya portakal narenciyeyi Avrupa pazarında 450-500 euro arasında İspanya'da üretilen aynı ürün bir bakıyorsunuz pazarda 950 bin euro kaç Avrupa pazarında. Evet. Çok farklı mı? Değil. Ama şöyle bizim Mersin'de üretilen ürünümüz pazardan tarladan toplanıp tesise geliyor, işleniyor, tıra yükleniyor. Buradan gemiyle İtalya'ya gidiyor veya tırla yola çıkıyor, gidiyor. Avrupa'da pazara sunulması 13 ile 15 gün arasında bir zaman sürecini kapsıyor. Ama şeydeki öyle değil. İspanya'daki şeyden, tarladan veya tesisten yüklendiği zaman sabah Hamburg'da, Fransa'da, Paris'te değişmiyor, İngiltere'de hale taze olarak iniyor. Siz 15 günlük bir malı mı alırsınız? Bir günlük bahçeden yeni toplanmış ürünü mü alırsınız? Elbette ki taze olanı tercih edersiniz. Evet. Dolayısıyla burada lojistik havaalanının açılması birçok şeyi de önünü açacak. Ve tarımsal alanda üretilen ürünün de Avrupa'ya burada da toplanıp uçakla, nakliye uçaklarıyla dünyanın her yerine ulaştırılmasını sağlayacak. Ya Uzak Doğu'da kiraz çok pahalı mesela. Hı hı. Ben kendim de biliyorsunuz kiraz üreticisiyim. Evet. Ama biz sadece kirazı şu anda Avrupa'ya satabiliyoruz. Dayanıklık süresi az olduğu için. Onda çok az miktarda. Bu sene bir Rusya girdi pazara. Ve çok şükür ürünümüz yurt dışına satıldı ve biraz da para etti. Parasal olarak değerliydi diyebilirim. Hı hı. Ama havaalanı açıldıktan sonraki süreçte siz bunu Uzak Doğu'ya da satabileceksiniz. Ürününüzü uçakla Avrupa'ya aynı gün ulaştırabileceksiniz. Dolayısıyla havaalanı en önemli bir yatırımdı. Aslında elimiz güçlenecek değil mi? Tarımsal tabii, üretimdeki pazar çok payımız artacak. Şimdi tarımsal olarak zaten tarımsal endüstri bu hatta mevcut. Yani siz üretiyorsunuz. Bunun belli bölgelerimizde bu yok. Mesela İç Anadolu'da sadece tahıla yönelik yatırımlar var. Yani tarımın endüstrisinin olması lazım. Bizim Karadeniz'de de öyle. Birçok ürünün dalında bahçesinde kalıyor. Niye? Onun endüstrisi oluşmamış, değerlendirilemiyor. Evet. Ama bu bölgede Hatay'dan alın tarımsal olarak Türkiye'nin yükünü çeken Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla, aradan Balıkesir'e geçen hatta Türkiye'nin tarımsal ürünlerinin endüstriyel olarak da değerlendirilebildiği alanlar olduğu için aslında bu bölgeler tarımsal olarak da çok önemli bölgelerimiz. Mersin her açıdan önemli aslında. Havaalanından başladık. Şimdi otobanın yine zannediyorum durdu. Çeşmeli'den öteye götürülmesi için proje hazır. Onun da ihale süreci var. İnşallah Narlıkuyu hattına kadar orası da yapılacak. Ama en önemlisi Taşucu'ndan sonraki Antalya yolu, kısmı, evet. Yolun Antalya kısmı önemliydi. Bu yol, şurada hakkını yemeyelim, Sayın Lütfü Elvan Bey Ulaştırma Bakanı olduktan sonra bu yolun hem oranın hem Karaman yolunun yapımıyla ilgili Karaman yolunu yeniden projelendirip parası ayrıldı, yapıldı. Evet. Belli bir aşamada. Evet, sıkıntılar çektik ama az kaldı bitmek üzere. Yani Antalya yolu ilk başladığında 4 viyadük, 2 tane tünel vardı. Yol yine yani sıkıntılı bir yol süreci vardı. Şimdi bildiğim kadarıyla 28'e yakın. Evet, bir hal ilerlemiş. Tünel, hı hı. 34 tane viyadük var. Yani evet. Yol daha düzenli bir hale geldi ve bu Lütfü Bey'in Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde bu yol projesi yeniden tadil edildi.
Ama bizim tabii Mersin'de bazı kronikleşmiş sorunlarımız var. Yani organizenin otobana bağlantı yolu gibi bitiremediğimiz yollar. Yine alan müteahhit yolu bitiremedi. Sorunlu olarak o bağlantı yolumuzu bitiremedik. Ama Antalya yolunun bitmesi, Karaman'dan inen yolun da bitmesinden sonra aslında Mersin'in yol olarak bir sorunu kalmayacak. Bir tek Çeşmeli taşucu otoban bağlantı yolu kalacak. Ama burada sadece yol olarak bakmayalım. Aslında bizim çok hızlı bir şekilde demiryolu taşımacılığına da yönelmemiz gerekiyor. Evet. Yani önümüzdeki dönemde demiryolları da çok önem kazanacak. Biliyorsunuz karbon salınımımız gittikçe dünyaya artıyor ve bunu engellemek için bizde pek olmasa da Avrupa şu anda dizel araç satışlarını, binek araçlarını 2023'ten itibaren tamamen yasaklıyor. Zaten şu an için Avrupa'ya satışı yasak. Evet. 2025'ten sonrasında da dizel ve benzinli tamamı yasak haline gelecek. Dolayısıyla mesela şu an Türkiye'den Avrupa'ya en çok ihraç edilen ürünlerden birisi otogaz dönüşüm sistemleri. Hı hı. Biz önümüzdeki dönemde elbette ki havayı da düşürmek zorundayız. Bu karbon salınımı konusunda Avrupa'nın aldığı bu tedbirlere uymak zorundayız. Ve yani, biz de kendi önlemlerimizi kendimizce almak zorundayız. Almak zorundayız. Evet, bu karbon salınımı meselesi tüm dünyanın sorunu. Dolayısıyla bu dengeyi sağlamak zorundayız. Türkiye bölgesel olarak baktığımızda Mersin'le Adana artık ayrı düşünülemez. Yani ikisi bir Çukurova olarak bir bölgesel değerlendirilmesi gereken Çukurova. Aslında tarihte de öyle değil mi? Çok özür dilerim, sözünüzü kestim de. Bu mesela Mersin Tren Garı'nın kuruluşu da yine Adana'nın pamuğunun taşınması içindi. Evet. Tarihte. Evet, yani bu evet. Kardeşlik, bu iç içelilik çok eskilerden bu yana devam eden bir şey. Biz şunu düşünüyoruz. Şimdi Mersin'e geliyor dahili işlemeyle, yurt dışından bir ürün geliyor. Hı hı. Türkiye'de işlenecek, tekrar geri ihraç edilecek. Bu dahili işleme dediğimiz ürün alınıp burada işleniyor, yurt dışına gönderiliyor. Ya şimdi çok ilginç bir şekilde bu Antep'e gidiyor, Maraş'a gidiyor, Kayseri'ye gidiyor, Konya'ya gidiyor, buralarda işleniyor. Maliyet tekrar Mersin'e geliyor, limandan ihraç ediliyor. Çünkü o ürün da ihraç edilmek kaydıyla geliyor ülkeye. Hı hı. Şimdi ama Mersin organize sanayi bölgeler açısından da son 5 yılda bu gelişmeleri sağladı. Yani nedir? Organize sanayi bölgesi şu an 4. bölgeyi bünyesine, hı hı, katmak üzere. Tarsus da şimdi bizim de o bölgede yatırımcı olduğumuz ve inşaatına başladığımız bir fabrikamız var. Tarsus organize sanayi bölgesi var. Yukarıda tarımsal organize sanayi bölgesi var. Ama biz bunun daha büyük, fazla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani artık İstanbul Havzası doldu. Marmara bunu kaldırmıyor. Yani Marmara Denizi'nde olanları görüyorsunuz. Evet. Bunun için daha kullanılmayan, tarımsal olarak değerlendirilmeyen, zaten büyük ova projesi dediğimiz alanda bir şey yapamazsınız. Yani otobanın altında Huzur Kent'ten aşağıya inerek Adana-Mersin arasında kalan, daha öbür taraftan da Ceyhan'a kadar giden büyük ova projesi alanı içinde tarımsal faaliyet dışında bir şey yapamazsınız. Şimdi bunun dışında kalan alanlarda da eğer tarıma ve sulu tarıma verilirse hiçbir şey yapamazsınız. Şimdi bizim bu konuyla ilgili hazırladığımız bir proje var. Bu organize sanayi bölgeleri dışında. Büyük yatırımların yapılması gerektiğini düşündük. Meryat olarak değil mi? Meryat olarak bunun alanı da belli. Biz burayı da kamuoyuna açıkladık. Ankara'da da gerekli girişimlerimiz var. Şimdi bu Çukurova endüstri bölgeleri, teknoloji ve endüstri bölgeleri. Yani bir organize sanayi bölgesi değil. İçinde birçok alanın olduğu ve birbiriyle entegre olabilecek, birini birini destekleyebileceği organize sanayi bölgelerinin ve teknoloji bölgelerinin olduğu alanlar yapılabilecek bir alan. Burası da, hı hı, Tarsus'tan Ankara'ya otobanına döndükten sonra yaklaşık 4 kilometre falan gittikten sonra sağda kalan, hı hı, çok az bir kısmı susuz tarım alanı. Diğeri de
Bir kısmı hazine arazisi ve bir kısmı da orman gözüken ama içinde orman da olmayan 11 bin hektar Adana sınırlarına da giren bir alan. Burası. Tam orta nokta yani. Tabii. Hı hı. Şimdi bu alanın içinden Niğde, işte Yenice demiryolda geçiyor. Hı hı. Tam ortasından geçiyor. İçinden otoban geçiyor. Yani bu altyapı yatırımlarına burada ihtiyacınız yok yatırım yaptığınız zaman. Eski Ankara yolu geçiyor. Hı hı. Oradan işte Karakötük köyünden Çamalan'a kadar çıkan, oradaki alandan Emirler Kuşçular köyüne kadar çıkan alanın tamamını kapsıyor. Yaklaşık 11 ile 13 bin hektarlık bir alan. Bu alanda şimdi Tarsus'taki OSB'nin işte 1, 2, 3, 4 olarak OSB'miz 1000 hektar yok. Ama burası 13 bin hektarlık, 11 ile 13 bin hektar arasında evet. Bir alandan bahsediyoruz. Adana'da var içinde, Mersin'de var. İçinden demiryolu geçiyor ve demiryollarını uzatabileceğiniz. Çünkü en ucuz maliyetle üretilen malı veya ham maddeyi oraya taşıyabileceğiniz altyapı var. Hı hı. Siz bu altyapıyı ek olarak burayı hale getireceksiniz. Organize edeceksiniz. Kurgu yapılacak tabii. Sadece. Ya ben mesela şimdi Tayland'a gittiğimizde OSMEP, oranın KOSGEB'in karşılığı, oranın hı hı. misafiri olarak gittik KOSGEB Genel Başkanı'yla. Bir bölgeye gittik. Ya bir bakıyorsunuz bir sokak, 10 kilometre gidiyorsunuz, sağında solunda oyuncak fabrikaları. Ya bunlar nereye satıyor dedim. Türkiye'ye geldikten sonra baktım ki bu petrol istasyonlarında orada burada satılan oyuncakların %80'i orada üretiliyor. Yani oradan, Tayland'dan geliyor. O gördüğümüz koridordan. Bir bakıyorsun öbür taraftaki sanayiye civatasından kablosuna üreten bir koridor. Yani bir çiçek gibi açılan yeri hı hı. koridorlar şeklinde organize sanayi bölgeleri kurarak orada her şeyi üretir hale gelmişler. Ve tüm pazarı ele geçirmişler. Evet ben evet. gittiğimde Tayland'ı ya diyordum hani bize göre çok basit bir ülke gibi görüyordum açıkçası söyleyeyim. Ya bilgi notları dağıtıldığında bana baktım ki ihracatı 296 milyar dolar, ithalatı 278 milyar dolar. Yani ihracat fazlası var. Tamam oradan biz alıyoruz, pirinç alıyoruz, oyuncak alıyoruz. Bizim oraya sattığımızın 20 katı bize ürün satan bir ülke. Şimdi bizim burada teknolojiyle beraber işleri geliştirmemiz gerekiyor. Mesela ya şimdi Aksaray'a Bridgestone şeye gidiyor da reklam altından kaçmış oldu. Bir fabrika kurdu. Evet. Şimdi ben Seul'e gittiğimde orada gördüğümde bir lastik fabrikasını dedim ki ya içine giriyorsunuz, içine arabayla geziyorsunuz ama toplam 10 kişi çalışmıyor. 13 kişi çalışıyordu pardon. Ama yan tarafında bir Ar-Ge merkezi var. 120 küsür kişi çalışıyordu. Yani geliştirme merkezinde. Fakat her şey oradan elektronik olarak yürüyor. Şimdi Aksaray'da böyle bir fabrika kuruldu şimdi. Yani Türkiye bu şeye sahip aslında. Entegre olmak zorunda. Yani evet teknoloji olarak bunlara yakalamak zorundayız. Hı hı. Ama bizim sıkıntımız şu. Bize gelen yabancı sermaye bizim marka şirketlerimizi satın evet. alarak Türkiye'ye girdiler. Oysa ki biz isteriz ki gelen yabancı sermaye yatırım yapsın. Kendisi kursun, kendisi marka yaratsın, kendisi şey yapsın. Yani bizim kurulmuş, işleyen sistemimizi satın alarak bu sisteme dahil olmaz. Hı hı. Ama ne yazık ki biz bunu yaşadık. İnşallah bundan sonraki süreçte buna benzer şeyleri daha az yaşarız. İnşallah. Ama şu yönden ben iyimserim. Şu son dönemde işte Anamur Antalya yolu bitmek üzere. Çok az kaldı. Yani sadece Aydıncık'la Bozyazı arasında 8 kilometrelik bir alanda birkaç viyadükle birkaç şey kaldı. Mersin tarafı bitiyor. Hı hı. Sadece öbür tarafta 26 kilometrelik Antalya tarafında bir kısım kalıyor. O 26 kilometrelik kısımda bittikten sonra bu yol tamamen tabii Antalya bu işte biraz ağırdan alıyor. Yani Mersin'e şey kaptırmak istemiyor gibi hissediyorum. Hastada pay vermek istemiyor. Tabii yani. Evet.
Çünkü Gazipaşa'dan çıktıktan sonra 20 kilometre geliyorsunuz, orada yolu bitirmiş. 15 senedir orada, daha ileriye gelmedi. Ama Mersin tarafı, Karadiran'a kadar olan kesim hakikaten bitmek üzere. Baktığınızda Karaman'dan gelen yol bitmek üzere. Aslında oradan gelen yol, yani Taşucu'ndan Karaman, Konya, Kırıkkale'ye direkt çıkıyorsunuz. Kırıkkale, Çankırı'dan bizim memleketim olan Kastamonu, İnebolu'ya iniyorsunuz. Yani Karadeniz'i Akdeniz'e dikine bağlayan bir yol. Eskiden 2 günde gittiğiniz yol aslında şimdi 6 saate düşmüş durumda. Şimdi diğer buradaki projelerde aslında sanayi alanında Tarsus OSB'de ve diğer yeni kurulan yukarıdaki OSB'de de şu an tahsis edilmeyen yer yok. Tamamı tahsis edildi ama işlemler bittikten sonra önümüzdeki yıl tamamında yatırımların başlayacağını düşünüyoruz ki biz kendi yatırımımızda orada bir endemik yağ fabrikası kuruyoruz. İnşaatına başladık. Şu an temelini attık. Arkası devam ediyor. Evet. Şimdi Sayın Başkan, 1980'lere gidelim. Evet. 1980'lerde Mersin deyince ticari hayat, bakliyat ve nakliyat olarak özetlenirdi. Evet. Hatırlarsınız. Ne oldu? Körfez krizi bir takım yıkımlar yarattı. Biz turizm patlamasından da pay alamadık. Elde kala kala sadece ticaret ve tarım kaldı. Bu noktada da tarım bizim pandemide elimizin güçlü tarafıydı aslında. Mersin'in gücüydü. Potansiyel anlamda Mersin'i ayakta tutan alan tarım alanı oldu. Bu noktada ben sürdürülebilir tarım konusunu konuşmak isterim sizinle. Tarımsal üretimin Mersin'de sürdürülebilirliğinin sağlanması adına ne tür çalışmalar yapılabilir ya da nasıl bir yol haritası izlenmelidir diye bir sorum var. Ya aslında bakliyat açısından düşünürüzde bakliyatın merkezi, dünyadaki merkezi Mersin. Ve Mersin'deki firmalar Türkiye'ye hakim oldukları gibi aslında dünyada da bakliyat sektörüne hakim durumda. Yani Kanada'daki üretilen ürünlerin de büyük çoğunluğunu orada fabrikaları olan Mersin merkezli firmalar üretiyor. Evet. Bugün Türkiye'de işte Trakya'da pirinç Meriç boyunda üretiliyor ve birçok arkadaşımızın bakliyatının orada fabrikaları var. Pirinç, çeltik fabrikaları. Onların kontrolünde yürüyor. Mersin'de tarım, yani bu kuru bakliyat ürünlerini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da üretilen kısmı işte mercimekli uydu. Sistem hepsi Mersin'e geliyor. Yani Mersin bu işin merkezi. Ama tarımda diğer yönlere baktığı zaman da limon da öyle. Narenciye de öyle. Yani evet. Narenciye'nin de merkezi Mersin. Tarımsal olarak Mersin'de aslında son dönemlerde üretimde de ihracatta da kuru bakliyat kısmını ayırıyorum. Hı hı. Narenciye'de bizim ürünümüzü en iyi şekilde değerlendirilebilmemiz için geliyor yine havalanla. Lojistik kısmına geliyor. Yani siz ürettiğimiz malı pazara kısa sürede sunabilmemiz için en önemli ögelerden birisi yine havalanı. Mesela iyi durumda olduğumuz sektörler var. Biz geçmişte bazı şeyleri hep Türkiye ithal ederken bugün Çukurova'da üretiliyor. Bir muz üssü haline geldi mesela Mersin hafızası. Çeşitli şekillerde buna yön veren merkezlerimiz de var. Yani mesela Alata Araştırma Enstitüsü bugün 11 çiftliğe yakın çeşitli limon üretiyor. Çekirdeksiz, dikenli, dikensiz 11 bildiğim kadarıyla çeşidi var. Bunları geliştirmek zaman alıyor aslında. Yani oradan geçerken bakıyor ya burada ne yapıyorlar diyebiliyorsunuz. Ama bir çeşidi ürün haline getirebilmek için 15-20 yıl gerekiyor. Aslında tohum geliştirmekle de biz Türkiye'ye aslında mesafe kat etti. Yani şu anda %70'e yakın yerli tohumu üretiyoruz. Fakat hala yapamadığımız şu. Bizim pazarlamada, üretimde çok büyük sorun olduğunu düşünmüyorum. Ama üretime yönelik faaliyetleri kısıtlayan şey pazarlama. Tarımda da hayvancılıkta da sorun pazarlamada. Pazarlamaya geldiği zaman sıkıntı yaşıyor üretici, pazarlayamıyor ürünü. Evet. Yani mesela Kurban Bayramı var önümüzde. Üretici hayvanını alacak, İstanbul'a, Ankara'ya, pazara götürecek. Kurban'da
bayramın ikinci güne kadar veya üçüncü gününe kadar sattı ürünü, şimdi mal evde kaldı. Evet, ondan sonra. Ondan sonraki süreçte sıkıntı başlıyor. Ve çok pahalı zaten yemler, şeyler. Diğer ürünlerde de aynı. Yani şimdi kirazı, ben kiraz üreticisiyim biliyorsunuz. Hı hı. Kirazı. Geçen hafta bitti şey, süreç bizim burada. Yani bir son 10 günde sattınız, satmadıysa dalında çürüyor zaten. Evet. Şimdi onun için ürünü, bizim tarım ve hayvancılıktaki yegane sorunumuz pazarlama. Ama sürdürülebilir tarım deyince dünyadaki trendlere baktım. Ben mesela gelmeden önce akıllı köyler, tohum bankacılığı, 12 ay üretim. Bizim aslında coğrafyamız çok uygun bunların hepsine. Ondan sonra işte doğa dostu üretim, güneş enerjisiyle sulama teknolojileri, uygulamaları var. Dönüp baktığımızda bunların hepsi Mersin'de var. Fakat üreticimizin elini güçlendirecek bu konuda bir destek yok. Üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alamıyorlar. İşte diyorum ya, oraya gelince sizin söylediğimiz sorun nereye geliyor? Ürünü pazarlamaya geliyor. Hı hı. Eğer pazarlamada sorun yaşamazsa, malını iyi paraya satarsa bizim üreticimiz her şeyi üretiyor. Mesela son dönemlerde Mersin'de gördüğüm ve başarılı bulduğum bu şey, kadın kooperatifleri, hı hı, meselesi var. Şimdi ben bunu eskiden beri savunan biriyim. Yani ürettiği zaman kırsal alandaki kadınlarımız, insanlarımız fark etmiyor. Ürettiği ürünü pazara götürdüğü zaman, yani satacak bir yer bulursa üretiyor. Evet. Kendi ekmeğini veya ihtiyacını oradan çıkarabiliyor. Yani köydeki vatandaşımız veya kadınlarımız şu anda bir şeyler ürettiğinde onu satacak bir yer bulursa onu üretiyor. Ve şu anda da bölgede üretmeye başladılar belli ürünleri. Çünkü kadın pazarları, tüketici pazarlarında bunları pazarlayabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla her şeyde pazarlamada sorun. İşte pazara sunduğunuz zaman ürünü, siz biraz önce söylediğimiz konu da oraya geliyor yani. Avrupa pazarına bir günde biz ürünümüzü ulaştırabilirsek yarın üretici de para kazanacak bu işten. Evet. Çünkü daha pahalıya ürünü satmış olacak. Ama değer görmediği zaman, malını iyi paraya satamadığı zaman bu sefer üretmekten vazgeçiyor. Çünkü masrafını karşılamıyor. Ama bir de şunu değerlendirmemiz lazım. Mesela biz Rusya'dan çok fazla buğday ithal ediyoruz. Evet. Yani dünyada ülkeler ayırıyor. Yani buğday tüketenler, pirinç tüketenler diye. Biz de Rusya'daki, bu bölgedeki ülkelerin çoğu buğday tüketenlerdeniz. Rusya'dan ithal ediyoruz ama Rusya'da buğday üretimini 20 gün, 25 gün yapabiliyorlar ekimini. Hı hı. Biraz önce sizin dediğiniz gibi Türkiye 3 ayda ekebilirsiniz yani aslında. Evet. Ama o 25 günde yapıyorlar, hasat süresi de o kadar. Yani 20-25 günde hasat etti etmedi kalıyor elinde. Yani ama bizdeki süreç çok daha uzun. 12 aya yayabiliyorsunuz. Evet. Evet. Ama ya ekiyor, hevesle insanlarımız bir şeyler yapıyor, bir yere geliyor ya, bakıyor ki para kazanamıyor. Tıkanıyor, kalıyor. Pazarlayamıyor malını. O diyor ki ya boş ver, niye yapayım? İşte asıl sorun şu. Biz pardon, bu ürünü pazara sunmada ve pazarda değerlendirmede sorun yaşıyor. Evet. Aynı şeyi hayvancılıkta da var. Aslında yani, her şeyde var. Her şeyde var. Evet. Ya ben bunun için bir önerim de var. Mesela Türkiye'nin 922 ilçesi var. Yani 18.354 köyü var. 32.018 aslında böyle değil, mahallesi var. O şey olarak baktığınızda. Bazen bunlar bir iki düşüyor, işte mahalle oluyor, köy oluyor, oraya buraya bağlanıyor. Bir iki sayı oynayabilir. Ama buralardaki 50 bine yakın ayrı kırsalda birimimiz var. Mahallelerin, pardon. Bunların 20 bine yakını şehir merkezlerinde bu mahallelerin. Dolayısıyla 30 bini kırsalda. Köy. Hala köy olarak algılıyorum ben. Yani Mersin'in yukarıdaki köyleriyle. Bu 30 bin ayrı birimde insanlarımız yaşıyor ve üretiyorlar aslında. Bir şeyler üretmeye çalışıyorlar en azından. Ama biz şuna eğilmemiz lazım. Ya bugün mut da kayısı ile zeytin öne çıkıyor. Aslında mut bulguru da çok ünlüdür. İşte, evet. Ama onu konuşamıyoruz bile yani. Ya şunu yapsak, eğer biz mut havzasında zeytin ve kayısıya özel destek versek ve o bölgenin tamamen bu alanda üretim yapmasını sağlamamız lazım.
Ve oraya doğru gidiyor oradaki. Evet. Ama bu havza üretimine önem vermemiz lazım. İşte bizim bildiğimiz Sadiye Köyü ve çevresi kiraz üretiyor tümüyle. Havza üretimine destek verdiğiniz zaman, o havzada sadece o ürünün ikildiği, biçildiği zaman destek verirseniz, o ürünü o bölgede yetiştirilmesine, ona yönelik yatırımlara, işte kiraz dayanmıyor, soğuk hava depolarının yapılmasına, o alana, bu ürünün değerlendirilmesi ve endüstriyel sanayisinin de kurulmasına yardımcı olursunuz. Aslında üretimi planlamak değil mi sizin tabii, kastınız? Tabii, planlamak. Yani planlayacağız ki hem satışı kolay olacak pazarımız, aynen ya da öyle. Endüstride aynen, değerlendirebileceğiz. Aynen öyle. Şunu söylüyorum, benim bir de bu konuda şeyim şu, ya eğer kırsaldaki üretimi pazarda rahatça değerinden satılabilmesini sağlarsak bu ülkede herkes üretir. Evet. Bunun için de benim geçmişten beri hayalimdeki bir proje vardır. Türkiye'nin ilçeleri 1, 2, 3, 4, 5, 6. sınıfta ayrılır. Evet. 1 ve 2. sınıf ilçelerimiz için buna ihtiyaç yok. Zaten o kendi içindeki ekonomik kalkınmasını belli bir şekilde oturtturuyor. Ama 3. 4. 5. 6. sınıf ilçelerimizde halk ya bir şeyler üretse bile bunu satacak bir sistem bilmediği için, özellikle bunu mesela Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ilçelerimiz için söylüyorum. 450-500'e yakın ilçemiz var bizim, Karadeniz'de dahil olmak üzere. Evet. Buna bizim ilimizden de ilçeleri katabiliriz, onu da söyleyeyim. Bu 450-500 ilçede tamam, kitlere karşı olan birisiyim ben. Geçmişte kitlerde yönetim kurulu üyeliği yaptım. Hayır, devletin işletmecilik yapamadığını ya da suistimal edildiğini düşünüyorum. Çünkü bir personel fizibilitesi vardır bir şirketin. Evet. Orada kaç kişi çalışacaksa o çalışmalı. Bir kişi fazlaysa orası zarar, yük almaya başlar. Evet. Yani bizim kitlerimiz de öyleydi. Geçmişte ben 4 yıl bir kitlenin yönetim kurulu üyeliğini yaptım. 13 tane fabrikası var. Çalışması gereken 13 fabrikada ve genel müdürlükteki personel sayısı 3100. Kitten maaş alan 19700. Şimdi burası da kar eder mi? Etmez. Mesela geçmişte şeker fabrikaları özelleştirirken karşı çıkıldı. Hı hı. Ben de tam tersini savunan birisiyim. İçinden gelmiş. Çünkü şeker fabrikalarında her fabrikanın en fazla çalışan sayısı 3 ay çalışır zaten şeker, evet, fabrikaları. Sezonluk. Tabii. 3 aylık süre içinde de çalışan sayısı 300'dür. Ama baktığınızda her fabrikadan 4000-5000 kişi maaş alıyor. Şimdi ortaya çıkıp konuşanlar da bunlar da aslında. Hayır, oradaki personel fizibilitesine göre her yıl devlet sponsor ediyordu bunu. Şeker fabrikalarına her yıl 1 milyar 200 milyon lira para veriliyordu, aktarılıyordu. Hı hı. Bu da lüzumsuz harcamalara gidiyordu. Özelleştirilmesi gerekiyordu Türk sisteminde. Ama benim söylediğim şöyle bir şey var. Diyorum ki bu ilçelerimizde ilçe bazlı yerel iktisadi teşebbüsler kurulmalı. Hı hı. Ve bu kurulan yerel iktisadi teşebbüslere özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 50 yıldır terörün pençesinde olan halkı kurtarmanın yolu devlete ortak ederek, bu kitlere her evden bir kişiyi ortak ederek aidiyet duygusunu da yükseltebiliriz. Devletle ortak olacak neticesinde o şirkette. %50'si özel idareye ait ama özel sektör zihniyetiyle yönetilecek. Hı hı. %50'si oradaki halka ait yerel iktisadi teşebbüsler kurarak bölgenin özelliğine göre üretim yapacak. Evet. Yani mesela bir Pervari'de gidersiniz, oradan aşağıya doğru Doğancı diye siirt fıstığı vardır. Şimdi piyasadan çekildi. Çünkü halk oraları terk edin. Çok kalitelidir. O bölgedeki halk onu üretecek. Çünkü onu üretmeyi biliyor zaten. Tabii onu, evet, ürettiğini o kit yerel iktisadi teşebbüs satın alacak. Değeriyle. Ve pazara sunacak. Ha, öbür tarafa geçiyorsunuz, siirt battaniyesi, kıl battaniyesi vardır mesela. Evet. Onu üreten kesimler var. Bunu belli yerlerde. Bunları alacak. Yani yerelde her ilçede kurulan o yerel iktisadi teşebbüs bu ürünleri alacak ve pazara sunacak. O vatandaş ben bunu nasıl satarım, nasıl para kazanırım diye düşünmeyecek. Eğer bu yerel iktisadi teşebbüsleri hayata geçirebilirsek, ya bal üretiyor. Mesela işte Adıyaman'da biz Bitlis'te, Muş'ta Virginia tipi tütün üretimi var. Hı
Ama kota koyuyorsunuz. Hayır, koymayacaksın kardeşim. Bitlis'in balı meşhur, ondan sonra cevizi meşhur. Bunları da vatandaş ürettiğinde alacak. Aldı, o yerel iktisadi teşebbüs. Bunları satın alacak. Geçmişte Sümer Bank'ın kuruluş amacı buydu ama yine suistimal edildi. Evet. Ya bunun bir çatı örgütü olacak. Bunlar çeşitli yerlere artık internet üzerinden pazarlayacak. Ve bu ürün değerlendirilecek. Ha, burada süspanse edilebilir ama o vatandaşın cebine para girecek. Yani o bölgede bir şeyler üretecek. Köydeki vatandaşımız yumurta üretiyorsa onu da alacak. Yani alın terinin karşılığını cebine koyabilecek. Orada ona değer biçebileceğini o vatandaş anlayacak. Yani ama biz desteklemeye geçmişte de yanlış yaptık. Yani geldiğinde ben arı yetiştireceğim. Bir üçgen kuruldu. Yani o zamanlar bir bakanla birlikte Van'a gittiğimizde o dönemin valisi bana dedi, söyledi. Kaç bin, 300 bin kovan dağıtmış Van bölgesine. Ben arada dönemin bakanına dedim ki biz çıkalım helikopterle dolaşım. 1000 tane kovan görebilirsek yani 300 bin. Yani hayali kovanlar değil mi? Doğru mu anladım? Öyle. Maalesef öyle. Bu suistimal edilmemeli. Evet. Bu sistem suistimal edilmeden devlet kontrolünde, yarısı devlet ortaklığı, gerisi de halk ortaklığı, yerel iktisadi. İki türlü para kazanmalı vatandaş. O yerel iktisadi teşebbüsün de karından her yıl cebine para girmeli. Para kazanmalı o iktisadi teşebbüs. O bölgeye ürünün özelliğine göre yerler yapmalı. Mesela eğer şimdi bakıyorsunuz, Doğu Güneydoğu'nun birçok yerinde peynir üretilir. Hayvancılık vardı eskiden. Ama ya bakarsın bana Trakya kaşarı damgasını vurmuş, adam oradan öyle götürüyor ürünü. Şimdi siz yerel bazda ürünlerin değerlendirilmesine ve bir de organik olacak bu ürünler. Pazarda ayrı bir yeri olacak. Ha bunu tarımsal endüstrinin kurulduğu bölgelerde buna gerek yok. Yani dediğim gibi 922 ilçenin sadece 450-500'ünde böyle yapılanmaya gerek var. Bugün Tarsus'ta, Silifke'de, Erdemli'de bunlara ihtiyaç yok. Ama çünkü zaten özel ürünleri var. Tabii. Evet. Burada endüstrisi var. Bir şey ürettiği zaman yani üzümü üretiyor. Pazara verdiğini veriyor. Veremediğini güç veriyor. Üzüm suyu fabrikasını organizeye götürüyor. Verebiliyor. Bunu değerlendirebildiği için de bağlar her taraf bağ. Ama şimdi başka bir yerde siz bunu yaptığınız zaman değerlendiremiyor. Bakıyorsunuz. Anadolu'nun çeşitli yerlerine gidiyorum. Bir köye gidiyorsunuz. Bakıyorsun ya elma ağaçları şeyleri dolu. Yani gittiğimde Tokat'ın bir köyünde Yeşilırmak Havzası'nda bakıyorsun domates üretip salça yapıyor vatandaş, yavaş yavaş pazara sunmaya başlamış. Ama öbür tarafta bir köye gittim, orada elma ağaçları yerlere dökülüyor dalları. Kimse bakmıyor. Bakmıyor ya, dedim bunu toplayıp pekmez yapsana da teyzem dedim, gördüğüm bir yaşlı, yapalım mı oğlum, kime satacağız dedi şimdi. Ha, orada o teyze bile onun pazarlama sorunu olduğunu bildiği için o üretim, emek verip karşılığını almak çok önemli. Evet. Onun için bizim bölgede de bunu yaparken havza üretimine geçip o havza üretiminde üretilen ürünleri desteklememiz lazım. Ve bir de tarımda ve hayvancılıkta eğer mesafe kat etmek istiyorsak biz muhakkak surette ya tarımsal endüstriyi oluşturacağız ya da halkın ürününün pazara sunulmasında, satılmasında destek olacağız. Bir de sürdürülebilir tarımla ilgili eğitimlere çok ihtiyacı var insanların, bana göre. Ya, artı bu bölgede mesela suyun etkin ve verimli kullanımı. Siz ne kadar eğitimi verirseniz verin. Ürettiğini değerinde satamıyorsa arkadaş, kim üretir? Ben de üretsem. O zaman bu güven sorununu çözmek gerekiyor. Bunu çözmek. Değil mi? Tarım ve hayvancılıkta pazarlama sorununu çözmemiz gerekiyor. Yani vatandaş ben bunu kime satacağım, nasıl satacağım diye düşünmeyecek. Anlamda. Hangi paradan satacağını şimdi belli bir şeylerdir. Biz bunu mesela kendi şunu endemik yağ fabrikamız için düşünüyoruz. Şu anda Tarsus'ta bir endemik yağ fabrikası kuruyoruz. Burada üreticiyle o ürünleri üreten biberi, yada çayı, kekik, ondan sonra diğer 14'e yakın ürün var. Bunları üretenlerle anlaşma, alım garantisi vereceğiz. Diyeceğim ki ben senin ürününü bunu üret, ben senden alacağım. Mesela lavanta yavaş yavaş köylerde küçük küçük üretim başladı. Yani bir lavanta ektiğiniz zaman bir yan sanayi var. Tabii oradan 15 yıl aynı kökten ürünü alabiliyorsunuz.
Şimdi onun için de mesela ben Sadiye köyünde yüksek rakımda olması lazım. Lavanta düşük rakımda olmuyor. Hı hı. Binden aşağıki rakımda yağ vermiyor. Şimdi bizim çalışmalarımız şöyle. Bölgelerde bunların yabani olarak olanları var. Hepsinden örnekler alıyoruz. Bunu üniversitede analizlerini yaptırıyoruz. Hangisinden ne kadar yağ çıkıyor? Ve çıkan yağın kalitesi ne? Evet. Şimdi buna göre lokal bölgeler belirledik. Mesela diyeceğiz ki o şu bölgede biberi ekenlere ve bize getirenlerden şu parayı alacağız. Ve bunu da Ziraat Bankası'yla da anlaşma yapacağız. Bu anlaşmanın üçüncü ayağı Ziraat Bankası olacak. Ziraat Bankası buna bir sene sonra alacağı parayı peşin verecek ve faizini devlet ödeyecek onun. Anladım. Yani üretimi biz aldığımız zaman ona ödeme yaparken alacak banka, ama üretici parasını daha tarlaya diktiğinde alabilecek ürünü. Yani bankadan. Ve bunun için faiz ödemeyecek. Şimdi bu şekilde desteklersek, mesela Antalya'da otellerin veya bazı turizm bölgelerinde otellerin böyle anlaşmaları var. Gidiyor seraya, diyor ki şu şartlarda ek, ben senin domatesini şu fiyata alacağım diye bu oteller alıyorlar bunları. Biz yavaş yavaş eğer üretici nereye satacağını bilirse, satma derdi olmazsa biz her şeyi üretiriz. Evet. Tabii. Yani sıkıntının burada en önemli ayağı pazarlama. Ve bir de ne üreteceğimizi, nerede üreteceğimizi bilmemiz lazım. Yani planlama, planlama, üretim planlaması, planlama ve pazarlama. Tarım Bakanlığı'na burada çok iş düşüyor. Evet. Bakın ben örnek vereyim. Bir arkadaşım getirdi. Bundan 8 ay önce falandı. Akdeniz sineğiyle biz çok mücadele ediyoruz. Evet. Ya dedi, biz Tarım Bakanlığı üzerinden Dünya Atom Enerjisi Kurumu'na bir proje sunduk. Bu Akdeniz sineğiyle ilgili. Bir mesafe kat edemedik. Biz belli arkadaşlarımız var. Aradık, sorduk. İşte Zürih Büyükelçisi devreye girdi. Gitti, görüştüler, uğraştılar. Bu desteğin Mayıs ayında çıktı Türkiye'ye. 2 sene sonra. 2 sene sonra devreye girdiğimiz için bakın. Anladım. Yani Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı devreye soktu. Hı hı. Ve onların gayretleriyle çıktı. Tarım Bakanlığı'nın değil. Burada, evet. Bunu da eleştiriyorum. Onların gayretleriyle bu projeye Avrupa Birliği'nden 1.200.000 euro destek çıktı. Şimdi bunu engellemeye yönelik faaliyetler var dünyada. Bir takım lobiler var değil mi? İlaç firmaları, tarımsal evet. alanda kullanılan ilaçları. Her şeyin bir lobisi var. Siz evet. başka bir, onu dünya pazarına sunduğunuz an sizin karşınıza birileri çıkıyor. Ama sürdürülebilir tarımda mesela doğal gübreyi, kendi yaptığı gübre artık dünyanın trendlerinden biri de bu. Evet. Gübrenin de kendi yapacaksın. Tohumun da sağlıklı olacak gibi gibi. Evet. Yani evet. bizim bence bir an önce ya, bu. Biz %100 yerli tarıma bir an önce ulaşmalıyız. Dönmemiz Bununla gerekiyor. Ceylanpınar'da da büyük çalışmalar var. Aslında Türkiye'nin birçok yerinde Alata gibi araştırma merkezleri var ve burada tohumlara yönelik bayağı çalışmalarımız var. Bu çalışmalarla beraber inşallah %70'lerde değil %100'ünü tohumlarımızın kendini biz yetiştiririz ve o zaman daha rahat hareket eder duruma geliriz. Ama muhakkak surette sizi engellemeye çalışanlar olacaktır. Ama bunu başarmamız gerekiyor ayağı üstünde kalmamız için. Fakat tarımsal alandaki işte bu pandemi döneminde anladık her şeyi. En önemli sektörün tarım olduğunu tarım, evet. anladık. Gıda evet. Ya evet. Bunun için ben mesela şu anda kendi evimde tükettiğim domatesimi, patlıcanımı, her şeyimi yukarıda kendim üretiyorum organik olarak. Ve oradan geliyor evime. Yani bunun artık herkesin kendine bir hobi olarak olsa belli bir şeyde kendisi evet. için bir şeyler yapması gerektiğini de düşünüyorum. Aslında açıkçası. Ortak bir bilinç oluşması anlamında da iyi evet. olur. Şimdi Meryat olarak üniversite sanayi işbirliğini de oldukça önemsiyorsunuz. Evet. Üniversite sanayi işbirliğini geliştirebilecek projeler ve yatırımlara da ağırlık veriyorsunuz. Zaman zaman duyuyoruz basından. Yapılan ya da yapılması planlanan çalışmalar hakkında üniversite ya ile birlikte. Bizim firmalarımızın firma bazlı faaliyetlerimiz zaten devam ediyor. Evet. Ama üniversiteyle önümüzdeki dönemde eğer pandemi izin verirse bizim Türkiye'de marka olmuş ve başarılı olmuş, Türkiye'nin kendi yerli şirketlerinin başında başarılı olmuş CEO'ları üniversiteyle beraber Mersin'e getirip bu işin
sırrı üniversitedeki ilgili bilimlerin öğrencilerinin katılımıyla ve iş dünyasının katılımıyla karma ekonomi söyleşileri toplantıları düzenlemeyi planlıyoruz. Aslında geçen yıldan bu bizim bir sinerji aslında değil mi? Orada yapılamaya yani çalıştığınız şu, şu var yani mesela önümüzdeki bu konuda söz aldığımız insanlar vardı. Yani Türkiye'de markası yaratmış bir markası olan Ramsey, ondan sonra Abdullah Kığlı bu markayı oturtmuş artık ve dışarıda da artık şubeleri olan dünya markası olma yolunda ilerleyen firmaların sahipleri veya CEO'larıyla ekonomi söyleşileri adı altında toplantılar yaparak bu süreci bir de mesela eğer olmasaydı böyle bir sıkıntı yaşamasaydık Avrupa Birliği Başkanlığı'nı biz Mersin'e yine üniversiteyle birlikte getirip tüm ekibiyle Avrupa Birliği fonlarından nasıl faydalanılır, nasıl desteklenilir birinci elden karşılıklı iletişime geçerek öyle bir programlarımız vardı ama bunları da yetiremedik. İnşallah bu Eylül ayından sonraki süreçte bundan kurtulabilirsek önümüzdeki sezonda daha yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam edecek. Peki Sayın Başkan, 2021 yılı yatırımların artacağı bir yıl olacak şeklinde bir öngörü paylaştınız. Benim en çok merak ettiğim konulardan biri bu. Neden diyeceksiniz? Pandemi etkisinde iş dünyası oldukça zor günler geçiriyor. İnsanlar rekabet gücünü ve kaynak sıkıntısını hissediyorlar ticarette ve sanayide. Pek çok iş yeri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya ama 2021 yılı yatırım yılı olacak derken şimdi şundan dolayı bunu söyleyebiliyorum. Mersin bazlı bakayarak size izah edeyim. Şimdi OSB'de 3. bölge doldu. 4. bölge talepleri var. Oraya da isim yazılıyor şu anda parsel talebi için. 3. bölgedeki inşaatlar da bitmek üzere. Bizim Tarsus OSB dediğimiz bölgede bazı istimlak sorunları falan var. Onlar bittiği zaman tüm parseller tahsis edilmiş durumda ve inşaata başlayacak. Ve yatırımlar başlayacak. Başlayacak. Evet. Gül Akgürek Hanım'ın başkanı olduğu yukarıda Tarım İhtisas OSB var. Bildiğim kadarıyla onların da doldu. Ve bu yatırımlar başlayacak. Bunun dışında mesela benim biraz önce sizin benim dediğim Çukurova Endüstri Bölgesi gibi projemizle ilgili İstanbul'da Kasiyat toplantılarında bahsettiğim bir konuyu oradan bir arkadaşımız aldı. Bunlar Bandırma bölgesinde büyük bir 11 bin hektar bir alan onlar buldu. 17 bin hektar pardon 11 bin bizimki. Ondan sonra o alanı parselasyonla yapıp böyle bir bölgeyi orada oluşturdular. Bu parsellerin tamamı satıldı. Şimdi bizim bölgemizde de bu dinamik yapı aslında var. Üretim özel sektörün dinamik yapısı sürüyor. Evet. Özellikle küçük ölçekli işletmelerin yatırımları hızlı bir şekilde devam ediyor. İhracat yapan firmalar her geçen gün çoğalıyor. Ben kötümser değilim ama yine şuna karşıyım. Sayın Ali Babacan'a da bunu geldiğinde burada söylemiştim. Bizim yerli olmuş, sahibinin bizim vatandaşımız olan marka olmuş şirketlerin yabancılara kolayca satılamaması gerekiyordu. Mutlaka. Bankaların kolayca satılamaması gerekiyordu. Bunun için bunun sıkıntısını ileride daha çok çekeceğimizi düşünüyorum. Gerekli tedbirler alınmalı. Ha, yabancı yatırımcıya da karşı değilim. Gelip araziyi bedava verelim. Ama kendi markamızı oluşturmalıyız ve sahip çıkmalıyız değil mi? Evet. İçimizde yürüyen dinamik yapıyı başkalarına satarak onların para kazanıp bizim ülkemizi şu anda ben Mart ayında yaşadığımız dolar euro artışının büyük bir kısmının sebebinin de bu yabancılara satılan şirketlerin ve bankaların kar çıkışları olduğunu düşünüyorum. Çünkü serbest piyasa ekonomisi içindesiniz. Parasını kolayca çıkarıp götürüyor. Doğru. Bankalar ettiği karları biliyorsunuz. Yüksek miktarlarda kar ediyorlar. Ve bu parayı da aldılar götürdüler bilanço dönemi sonucunda. Şimdi bu para bunları satın alırken tatlı sıcak para geliyordu. Bu da hoşumuza gidiyordu. Para geliyor ülkeye diye. Ama öyle değil işte. Sonrasına geldiğimizde bugün Türkiye kendi şirketlerimizi hep yabancılara satılırına izin verdik. Yanlış yaptık burada. Evet. Ben bunu böyle düşünüyorum. Ama önümüzdeki
dönemde yabancı yatırımcının gelip kazmayı vurup yatırımı yapması kaydıyla arsayı da bedava verebilir bu ülke. Yani elektriğini, suyunu da getirebilir. Ama gelip kazmayı bulup öyle yatırım yapmalı bu ülkeye, yatırım yapar. Anladım. Yatırım güvencesinin de sağlanması kaydıyla tabii. Peki Sayın Başkan, Mersin geçmişte programın başında konuştuk, turizm patlamasına geri kaldı. Şimdi ise kentin dört yanı bu medeniyetler beşiği, coğrafyanın kalıntılarıyla dopdolu ve ne yazık ki pek çoğumuz da bundan bir haberiz. Ben yeni yeni Seyri Alem sayesinde biraz görebiliyorum. Ve üzülüyorum da açıkçası. Sizce Mersin turizm trenini kaçırdı mı? Ya kaçırmadı. İşte hep havalanla gelip kilitliyorum bunu ben ama kaçırmadığını düşünmüyorum. Şöyle, Mersin'de şimdi 8 tane turizm geliştirme bölgesi açıklandı. Evet. Ve bunların birçoğunun da çalışmaları bitti. Zamanımız ne kadar var bilmiyorum ama. Yok, var zamanımız. 8 turizm bölgesi, geliştirme bölgesi. Geliştirme bölgesi demek, çok fazla teşvikten yararlanabildiğiniz 6. sınıf, hı hı, ilçe 6. sınıf 6. derece teşviklerden faydalanabildiğiniz bölgeler demek. Evet. Şimdi burada bir turizm AŞ diye bir oluşum hazırlıkları var. Ben bunun olması gerektiğini düşünüyorum ve içinde de yer almayı düşünüyoruz birçok arkadaşımızla. Şimdi bu turizm bölgelerini bizim şu anda yatırım aşamasında bütün hazırlıkları bitiyor. Otellerin falan yapılması gerektiğini düşünüyorum bir an önce. Çünkü havalanıyla bağlantılı. Seneye havalanı açtığımızda dediğiniz gibi buradaki yatak sayımız belli bir sayıdaysa bugün Antalya'ya gitmekten bıkan Rusların büyük çoğunluğunun artık kayacağını düşünüyorum. Evet. Ya biz inanç turizmi açısından Tarsus'u kullanamıyoruz mesela. Yani sadece Kapadokya'ya gelen bir kısım turistler gelip Tarsus'a geliyorlar otobüslerle günübirlik, o da saatlik. Gelip geri dönüp Kapadokya'ya geri dönüyorlar. Şimdi biz bunu sağlamak için aslında elimizde her türlü döne var. Mesela evet. Taşucu'ndan sonraki alanda turizmin dışında sanayi yatırımlarının çok olmaması gerektiğini savunan birisiyim ben. Evet. O yolun bağlanmasıyla ve havalanın açılmasıyla, çünkü turizm nasıl gelecek? Ucuz maliyet. Ben Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir akşam yemek yiyoruz. Oradan da Antalya'ya her gün 8 uçak kaldıran bir arkadaşımız da vardı yanımda. Şimdi konuşurken dedim ki ya bu uçaklardan birisini niye Mersin'e, Adana'ya göndermiyorsun yani? Bir de oraya kaldıralım. Dedi ki ya Coşkun Bey, dedi bak ben, dedi, Antalya'ya gönderdiğim uçağın gidiyor, bir haftalık tatil yapıyorlar, tekrar geri getirdiğim maliyeti uçağı sadece oraya indirebilirim. Yani bırakın tatil yaptırmayı, sadece oraya indirebilirim Adana Havalanı'na. O yüzden baktığın zaman işte eğer kart seferlerini biz Adana'ya çekebilirsek ve bu otel sayılarımızı da yatak kapasitemizi de artırırsak biz turizmde kaçırdığımızı düşünmüyorum. Diyorsunuz. Çünkü burası bir açık hava müzesi. Evet. Yani ya Kilikya dediğiniz zaman baktığınızda her yer izlerle dolu. Daha Tarsus'ta başlayın, hatta Adana'dan başlayın. Görüyorsunuz Yedigüller, Tarsus yine öyle. İnanç turizmi açısından çok önemli bir yer. Ama değerlendiremiyoruz. Ve hep bir kompozisyon var. Mesela Sempol Tarsus'ta izlerine rastlıyorsunuz. Silifke'ye gidiyorsunuz. Ayatek'le Alahan'a gidiyorsunuz. Yine. Evet. Yani bu coğrafya gerçekten çok yani önemli. Biz coğrafyayı o zaman kullanmaya başlayacağız. Hı hı. Ama hepsinin bağlantısı ulaşım. Peki Sayın Başkan, Taşucu Seker Limanı'nın özelleştirilmesi konusunda da zaman zaman açıklamalarınız oluyor. Bölge ekonomisine katkısı ne olur? Eylül ayında buranın özelleştirilmesi söz konusu. Hı hı. Oradaki Kıbrıs'tan geliş gidişteki şeyi belediye yapıyordu. O da bıraktı bildiğim kadarıyla. Ama Taşucu Limanı'nı, şimdi bir büyük Mersin Limanı biliyorsunuz Türkiye dünyada işleten firma, dünyada 28 büyük limanı biliyorsunuz, aynı zamanda Panama Kanalı'nda, Süveyş Kanalı'nda da işleten firma. Evet. Bu firma sizin Taşucu Limanı'nda özelleştirdiğinizde, orayı konteyner limanı yapmaya kalktığınızda size engel olma durumu çıkabilir ortaya.
Yani bunların şartlarını araştırıyoruz. Evet. Yani diyor ki burası taşıyıcı limanı özelleştirildiği zaman sıvı gazlar, dökme şeyler buraya gitsin ama konteyner işine orası girmesin gibi şeyleri var. Pastayı paylaşmak istemiyor yani. Tabii. Şimdi sadece konteyner şeyi yapmak istiyor. O yüzden biz önce orayı rentabil olarak değerlendirdik. Fakat siz taşıyıcı limanını aldıktan sonraki süreçte çalıştırma konusunda ki ortaya çıkabilecek riskleri de değerlendirmek gerekiyor. Hı hı. Şimdi aslına baktığınız zaman ben şeye de dünya ısınıyor, sıcaklık artıyor derken kuzeyde biliyorsun NATO kuzeye bir ordu kurmaya çalışıyor. Evet. Avrupa'nın kuzeyinde. Kurmaya çalışma sebebi oradan buzulların erimesiyle oluşan deniz yolu. Yani Çin'den, Japonya'dan bir gemi çıktığında eskiden orası 10 ay kapalıydı. Şimdi 2 aya düştü. Buz kıran gemiler yaptılar ve hiç kapanmıyor. Dolayısıyla 2100 kilometre oradaki yol kısalıyor. Avrupa'ya ulaşmak için Rus limanlarına hatta Moskova'ya çok yakın şey limanları var. Avrupa o yolu sağlama almak için o orduyu kurmaya çalışıyor orada. Evet. Şimdi deniz yolu taşımacılığının büyük kısmı da aslında son dönemlerde oraya kayıyor. Bizim İpek Yolu projesi Çin'le diyorsunuz. Buradan gemiler trenlerimiz gidip geliyor son dönemlerde. Bu da çok önemli. Eğer 15 gün buradaki hat, siz 45 günde 60 günde bir malınız Çin'den geleceğini 15 günde gelirse trene mi verirsiniz? Gemiye mi? Elbette ki treni tercih edeceksiniz. Evet. O yolu çok daha açık hale getirebilirsek zaten mesela şeydeki sorun da oydu. Azerbaycan'la Ermenistan'ın o Karabağ'daki çatışmayı çıkarma istemesi Ermenistan'ın oradan geçen demir yolu ve karayoluydu. Yani Azerbaycan'dan gelen demir yolu o Azerbaycan'dan direkt Tiflis'e şeye geçiyor, Gürcistan'a, oradan Türkiye'ye geliyor. Şimdi orada farklı bir iki nokta var. O ilk Ermenistan'ın ateşe başladığı köy bölgenin bu aradan demir yolu ve karayolu geçiyor. Evet. Bu aranın karşısında Gürcistan'ın içinde bir şehir var. Nüfusu 100.000'in üstünde olan bir Ermeni şehri var. Şimdi o bağlantıyı kesme girişimleriydi onlar aslında. Yani burayı da alalım da bu şehri de biz şeye katalım Ruslara, bu yolu da keselim. Şimdi tam tersi oldu. Aşağıdan giden demir yolu da açıldı. Şeyden Nahçıvan'dan öbür tarafa geçen demir yolu var Azerbaycan'a. O yeni sözleşmede orada var. Dolayısıyla Karabağ meselesinin çözülmesiyle bu demir yolu ve karayolunun da güvenliği sağlanmış oldu. Aslında çok önemliydi o yolun açık olması, güvenli olması, güvenilir birilerinin elinde olması. Dolayısıyla şimdi aslında çok daha önem kazandı. Çin'den kalkıp daha Türkiye'ye, buradan Avrupa'ya kadar gidecek tren yolunun açık olması ve emniyetli bir şekilde devam ediyor olması. O zaman toparlarsak havaalanımız yapılsın. Evet. Ve demir ağlarla örelim değil mi? Ülkemizin dört evet, yandan. Evet. Ya ürünümüzü değerlendirebilmenin yolu tarım, biz de önce söyledik işte. Bir, tarım ve hayvancılıkta sorun pazarlamada. İki, tarımı havzalarda üretimlere bölmeliyiz. Yani ne mutlu kayısıyla zeytin üretimi iyiyse, kaliteli ürün çıkıyorsa oraya verelim. Kiraz bizim bölgedeyse orada kiraz üretelim. Başka şey üretilmesine destek de vermeliyim, teşvik de. İşte üzüm Tarsus bölgesinde iyi, orada ona destek verelim iyi yetişiyorsa. Yani muz Anamur'da yetişiyorsa, çilek Silifke'de yetişiyorsa bu bölgelerde evet. Lokal destekler vererek tarımı güçlendiririz ve bunun pazarını sağlamada devlet özel sektöründe tecrübelerinden istifade ederek bir yol açması gerektiğini düşünüyorum. Ben. Artı festivaller yapılmalı. Yani. Değil mi? Yapılacak çok iş var aslında. Evet. Ha bir de tabii bizim şunu yapmamız lazım.
hakkını yemeyelim. Şimdi Lütfü Elvan bizim Mersin'in işte 25 senedir konuştuğumuz tüm projelerini başlattı. Hı hı. Bu işte havalanı, turizm bölgesi, bunlar hep konuşuyorduk biz. Ama havalanı işte bitme aşamasına geldi. Turizm bölgesindeki yatırımlar da havalanına Lojistik bağlı. Lojistik köy projemiz de var. İşte hepsi. Hı hı. Organize sanayi bölgelerinin genişlemesi, yeni organize sanayi bölgeleri kurulması, bunların hepsini bir tek tek takip ederek Lütfü Elvan Bey'i hakikaten takip etti de öyle başladı bunlar. Ve birçoğu bitme aşamasına geldi. İşte Antalya yolu bitme aşamasında, Karaman yolu bitme aşamasında. Evet. Bundan sonraki süreçte demir yolu. Aslında o da ihale edildi. Buradan hızlı tren yolun Antep'e kadar yapılması projesi ihale edildi. Yapımına başlandı. İşte Susuz'da bahsediyoruz. 320 milyon liraya yukarıda Pamuklu Barajı'nın ihalesi yapıldı ve sulamayla ilgili belli bir kesimi yapıldı. Yapımına da devam ediliyor. Bu projelerin bitmesiyle Mersin aslında bayağı mesafe kat etmiş olacak. Evet. Ve ben çok da uzun süreceğini düşünmüyorum. Bir tek uzun sürecek proje Çeşmeli Taşucu bağlantı yolunda hala şüphelerim var. Anladım. Ama bizim şunu çıkarmamız lazım. Yani Adana'da çıkıyorsunuz, hep örnek veriyorum, bunu biz çözücükle çözeceğiz. Ya Mersin yazıyor, yanında gişeler başlıyor. Benim bu konuda şahsi girişimlerim de var, Ankara yoluna alınmasıyla ilgili. Hı hı. Yani Sayın Bakan'a da bizzat bunları söyledim. Yani ondan sonra buradan giderken Mersin üstünde çizgi, yani Mersin bitiyor, gişeler bitiyor. Adana sınırları içinde gişe yok, çevre yolu, otoban değil. Hı hı. O zaman bizde niye çevre yolu değil? Değil mi? Bizde de Tarsus'tan başlayarak en azından Çeşmeli'ye kadar ki bölümü çevre yolu olması lazım. Evet. Bu da birçok şeyi engelliyor. Mesela bizim yatırımların önünde engel mi oluyor ya, öyle olması? Ya, yatırımların önünde engel olarak değil. Bizim sosyal yaşantımız üzerinde. Anladım. De. Yani ben eziklik hissediyorum bir Mersinli olarak. Niye benim Adana'da bu kadar mesafeyi de Ceyhan çıkışına kadar olan mesafeyi otobandan bedava geçiyor, her yere çıkışlar veriliyor da biz şuradan çıkışta ben çok uğraştım bununla. En son bundan önceki belediye başkanı baktık yapamıyoruz. Otobanın buradaki çıkışından köprünün altından hastaneye bir şey verdi. Giriş verdi. Evet. Giriş verdi. Oysa öyle olmamalıydı. Hı hı. Ya hastanenin oradan oraya otoban 500 metre. Giriş vermeyin arkadaş dedim ya, ben bununla uğraştım. Tepeköy'den, ondan sonra Mezitli'den, Tece'den çıkan vatandaş oradan girsin yola, hastaneye gitmesi 5 dakika sürmüyor. Ya ama oradan iniyor, şehrin içinin kalabalığına girmeyiz zaman 2,5 saat oraya varması Tepeköy'den çıkıyor. Evet. Tece'de 1 saat. Dolayısıyla Tece'deki vatandaş Erdemli Hastane'ye gidiyor. Yani bizim onun önünde Adana'da ama sürekli çıkışlar var. Ya bir çıkış verseydik, giriş vermeyelim. Girişte 2 saatte gitsin. Hasta iyileştikten sonra çok önemli değil. Ama hastanın o hastaneye ulaşabilmesi için hastanenin karşısından bir çıkış vereceksiniz. Oraya da bir tane yine şeyden, aslında alt kasımda belediyenin yolu var hastaneye kadar. Belediye o yolu yapacak, karayolları çıkışı bağlayacak. Bu şuna çözecek. Benziyor. Biz seyir alem çekimlerinde Silifke Müzesi'ni ziyarete gittik. Yeni yapılıyor otoban. Ortadaki evet. Yol yeni yapılıyor. Müzeye girebilmek için bayağı bir gideceksiniz. U'u döneceksiniz. Evet. Ondan sonra müzeye girebiliyorsunuz. Oysa ki tam orada o noktada, yani kurumların birbiriyle iletişiminde bir sıkıntı var. Oysa ki olması gereken müzenin tam önünden bir giriş vermek müzeye. Gelen geçen evet. Girsin. Orayı ziyaret etsin diye. Bir süre sonra ne olacak? Sizin gibi işte itiraz edenler olacak. Tekrar o yaptıkları yeri sökecekler. Yeni bir giriş vermeye çalışacaklar. Bunların hepsi de birer maliye zaten sonuçta. Ya doğru bir tanedir. Yani muhakkak dönüp dolaşıp o doğruyu bulacağız her yerde. Ama işte maliyet. Peki evet. Sayın Başkan, aslında benim soracağım sorular var ama biliyorum ki siz bugün düğüne yetişeceksiniz. Konuşmuştuk evet, programdan evet. Önce. Şimdi 5.30'da başka misafirlerim evet. Var. Son olarak ne söylemek istersiniz izleyenlerimize? Ya aslında Mersin'in en çok ihtiyacı olan şeylerden birisi birlik ve beraberlik. Yani kurumlar ve
her açıdan bir ve beraber olursak sorunları daha kolay çözeriz. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz zaman çözemeyeceğimiz sorun olmadığını düşünüyorum ve tüm seyircilerimize sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, hepimizi ilgilendiren bir konuyu, Mersin konusunu konuştuk. Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği Başkanı Sayın Coşkun Doğmuş'la programımıza katılımınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, ederim. Var olun. Sağ olun. Programın sonunda yapımda ve yayında emeği geçen İşaret TV ekibine ve sponsorumuz Mersin Psikoteknik SRC ve Mesut Sezer Eğitim Kurumlarına da teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte farklı bir konukla buluşuncaya kadar sağlık, mutluluk ve esenlikle kalın. Hoşça kalın. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumlarının sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı sona erdi.